vücuttan atılması gerekenler, zararlı gazlar, kanserojen maddeler, yapay gıdaların katkı maddeleri her ne kadar idrar, dışkı ve terleme yoluyla vücuttan atılsa da aslında tam olarak atılamayıp vücutta kalanlar, cilt altı kılcal damarlarda takılıp birikiyor ve birçok hastalığa neden oluyor. Kanın bu zararlı atıklardan temizlenmesi ancak hacamatla mümkündür. Hacamat, yüzeysel kılcal damarlardaki ve lenf sistemindeki toksik maddeleri ve bozulmaya yüz tutmuş hücreleri toplaması ve dışarı atması yönünden çok faydalıdır. Vücudun iyileştirme sistemini uyarır, böylece bölgesel kanlanmayı ve bölgesel oksijenlenmeyi artırır. Kanserin, kontrolsüz ve anormal hücre çoğalması olduğu bilinmektedir. Kandan, bu hücrelerin temizlenmesi hacamatla mümkündür. Koruyucu hekimlikte amaç, hasta olmadan hastalıklara karşı vücudu dirençli tutmaktır. Hacamat yaptırmanın hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, vücutta biriken ilaç artıkları, fabrikasyon gıdaların katkı maddeleri, hormonlu ve GDO'lu gıdalardan alınan toksit maddeler, hacamatla çok kolaylıkla temizlenir ve vücut rahatlar, dinçleşir. Hacamatla insanların hastalıkta çare bulamadığı yüze yakın hastalık, mucizevi bir sonuçta tedavi edilebiliyor. Bir kişi hasta olduğu zaman vücuttaki zehir kanla beraber diğer organlara yayılıyor ve böylece diğer organlarda hastalık oluşuyor. Çevrenizde çevresel atıklar, katkı maddeli içecekler, uyuşturucu, sigara, hormonlu gıdalar, kirli sular, ev kimyasalları ve banyo malzemelerinde bulunan zehirli kimyasallar, tıbbi ilaçların metabolik atıkları, soluduğumuz kirli havada dahil, vücudumuzda zihinsel stres, öfke ve depresyona sebep olur. Statik kan, yani durgun ya da sıkışık kan, hücre, doku ve organlar için gerekli olan oksijeni, besinleri, suyu, mineralleri, vitaminleri, enzimleri ulaştıramaz. Sonuç olarak hücre, doku ve organlar normal sağlıklı bir düzeyde işlevlerini yürütemediği için bağışıklık sistemini zayıflatır, ağrı, uyuşma, ateş, öksürük, mide ağrısı, kabızlık, ishal ve baş ağrısı gibi hastalıklar ortaya çıkar. Zehirli atıklar dışarı çıkarılmazsa, yüksek tansiyon, ülser, şeker hastalığı, artrit, Alzheimer hastalığı, migren, kalp hastalığı, inme ve kanser gibi ciddi kronik hastalıklara yol açabilir. Hacamat ile pis zehirli kanı dışarı alarak, hastalığa sebebiyet veren o toksit ve ağır metallerin dahi içinde bulunduğu, zehirden arındırarak normal olması gereken hale getirmiş oluyoruz. Bu şekilde hem karaciğer görevini rahatlıkla yapmış olacak, hem de diğer organlar hasar görmemiş olacaklardır. Hacamatın hastalıkları nasıl tedavi ettiğini birkaç örnekle açıklayalım. Birinci hastalığımız hipertansiyon. Tansiyon dünyada yaygın bir hastalıktır. Tansiyon hastalığının sebebinin %25'i bilinmektedir. %75'i bilinmediği için normal tıpta çaresi de bulunmamaktadır. Tansiyonu düşürmek için bir sürü yan etkisi olan ömür boyu ilaç kullanmak zorundadır. Örneğin insülin hipoglisemiden dolayı 7 tane yan etki yapabilir. Bunlar terleme, titreme, dikkat dağınıklığı, baş dönmesi, şuur bulanıklığı, bulanık görme ve uykudan uyanamamadır. Dikkat edin.